Abdülhamit Han'dan ayrılık. Afakında salalar titredip aydattı. Dediler, göçen Abdülhamit Han'dır. Gülistan'ım feryat ile yasında artık. Bildim ki yetim kalan cümle vatandır. Zaman içre zaman olsaydı hayatın, yine fedai can ederdin uğrunda vatanın. Safa verdin, safa götür sultanını. Sultan, duydum ki yetim kalan cümle İslam'dır. İlahi, şahidiz Hamid'in kulluğuna. Sana kul oluşunun zalime gam olduğuna lütfet. Yüreğinde yanan aşk hatırına bizden ayırdın. Ama kavuşsun Gülistan'ına. Tahsin Paşa. Emredin hünkâr. Mahmud Paşa'ya söyleyiniz, Galata Mevlevi hanesine gitsin. Yanına asker alsın. Rıza ve Tevfik Paşaları söyleyiniz, yeterli asker alıp darphaneyi kuşatsın. Oradan dışarı kimse çıkmayacak. Emredersiniz hünkâr. Hünkâr Hazretleri, bu hadiselerden sonra yine de demir yolunu yapmak konusundaki... O demir yolu her ne olursa olsun yapılacak. Anan Bankası'nı temsilen hazırlanın. İngilizler de hazırlanıyor. İhale olacak. E peki güzergah? Onu daha sonra açıklayacağız. Buyurun. Buyurun. Aç evladım. Osmanlı'nın bütün serveti. Şimdi ne yapacağız? Paraları çıkarmakla alakalı tertip yaptın mı? Bu paralar bundan çıkmayacak. Asla Abdülhamid'in eline geçmeyecek. Ya altınlar? Öyle büyük bir ateş yakacağız ki Nurin. Altınlarla beraber Abdülhamid'in hayalleri de eriyip gidecek. Nereye gitmiş olabilir Allah'ım? Nerede olabilir? Ah Cemile Sultan, ah. Bir pusulanın peşine takılıp da nerelere gittiniz, nerelere gittiniz? Ah keşke yalnız bırakmasaydım sizi, keşke, keşke. Allah'ım sen yardım et. Hayır, anlamıyorum. O gelen mektupların bir dolandırıcı tarafından geldiğini öğrendiği zaman bu mevzuyu kapatmıştı aslında. Fakat sonra ne oldu da yine bu hale geldi? Hepsi benim hatam sultanım. Sizin hatanız mı? Bir gün cemiyete geldiğimde kapıda bir mektup buldum. Üzerinde sultanın adı yazıyordu. Ben de kendisine vermekte bir sakınca görmedim. Cemile Sultan mektubun zevciğinden geldiğini söyledi. O günden beri de Mahmud Celaleddin Efendi'yi bulmam için bana ısrar ediyor. Lakin o adam hala zindanda. O zaman mektubu kim gönderdi? Cemile Sultan nasıl bir oyunun içine çekildi Allah'ım? Kim bilir şimdi nerede, ne vaziyettedir? Ah. Ah.
Yardım edin bana. Kimse yok mu? Yardım edin bana. Kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Yardım edin. Allah'ım öleceğim burada. Allah'ım. Sen bana yardım et. Kimse yok mu? Sultanım, muhafızlar civardaki her yeri aradılar. Maalesef Cemile Sultan'a dair bir izler rastlanmadı. Belki de vakit geç olduğu için saraya dönmeye karar vermiştir. Yoldadır. İnşallah öyledir. Vakit geç oldu. Bizim de daha fazla beklememize hacet yok. Saraya dönüyoruz. Paşam, yangın söndürüldü. İçeride kimse yok muymuş evladım? Patlama müştemilatta olduğu için ölü ya da yaralı kimse yok. Ahmet Paşa, İsmail Hakkı Efendi içeride değiller mi? İçeride değiller paşam. Bulamadık. Allah Allah. Allah Allah. Zabit amiri. İçeridekilerle irtibata geçildi mi? Hayır paşam. Ya muhafızlar? Hepsi bayıltılmış. İçeride olduklarını biliyoruz. Efendim, darphanenin etrafı sarılmış. Güzel, güzel. Elimizde rehineler olduğunu söyleyin. Eğer bir delilik yapmaya kalkarlarsa biz de çıldırırız. Biz nasıl çıkacağız buradan? Her şey düşünüldü evlat. Her şey düşünüldü. Durun. Ateş etmeyin. Elimizde rehineler var. Bir karşılık olursa hepsini öldürürüz. Paşam, siz burada emniyet almaya devam edin. Ben hünkârımıza gidip vaziyet hakkında malumat vereyim. Halam burada da yok anne. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Derhal gidip babanla konuşmam lazım. Ne anlatacaksın babama? Her şeyi Naime. Her şeyi. Cemile Sultan'a gelen mektupları, Mahmut Celaleddin Efendi'nin hala hayatta olduğunu zannettiğini ve hatta onu aramaya gittiğini. Bunca zaman her şeyi bilip de sustuğunu öğrenirse babam... Biliyorum. Biliyorum. Beni bir daha asla affetmeyecek. Haklı da. O mektupları ilk gördüğüm an gidip babana anlatmam lazımdı. Her şey benim kabahatim. Anneciğim, sen halamı düşündün. Sana ağladı, yalvardı. Sen ona yardım etmek istedin, merhamet gösterdin. Ama edemedim Naime. Edemedim. Eğer Cemile Sultan'ın başına bir iş gelecek olursa ben kendimi asla affedemem. Nasıl bir belanın içindeyse... onu oradan tek çekip çıkarabilecek insan baban. Hünkârım. Hünkârım, tekkenin müştemilatı patlamış. Lakin içeride... Paşa. Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı Bey yaşıyorlar mı? Hünkârım, tekkenin müştemilatındaki yangını söndürmeye muvaffak olduk. Lakin içeride hiç kimse yoktu. Ne bir ceset, ne bir yaralı. Hamdolsun. Lakin hünkârım,
İsmail Hakkı Efendi ve Ahmet Paşa da yoktular. Ne demek yoklar paşa? Tekkiye gitmemişler mi? Giderken görüldüğü söyleniyor hünkârım. Etrafta emniyet açısından mevzilenmiş olan askerlerimiz tekkiye girerken ikisini de görmüş. Lakin çıkarken ikisini de gören yok. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdiler. Aynen öyle paşa. Yer yarıldı, içine girdiler. Ahmet Paşa bombayı önceden fark ettiyse kurtulmuş olabilirler. O bölgede dehlizler var. Derhal yerin altında çalışma başladım. Emredersiniz. Derhal paşa. Eğer bombayı fark etmeseydiniz şimdiye çoktan ölmüştük. Allah'u ekber. İsmail Hakkı Efendi. Bu yıkıntıları atamazsak buradan öleceğiz. Bu mahzeni daha evvel biliyor muydunuz paşam? Ben payitahtın üstünü bildiğim gibi altını da çok iyi bilirim. Lakin dışarıya ancak bu tünel çökmeseydi çıkabilirdik. Nasıl bir tuzağa düştük böyle paşam, nasıl? Anlaşılan o ki İsmail Hakkı Efendi, attığımız her adımdan haberleri vardı. Teşkilatla nasıl haberleştiğimizi dahi biliyorlardı. Buradan çıksak dahi teşkilata nasıl ulaşacağız ki? Bilmiyorum İsmail Hakkı Efendi. Bilmiyorum. De haydi. Bismillah. Allah. Hünkârım. Darphaneden haber var mı paşa? Var hünkârım. Muhafızlar etkisiz hale getirilmiş. İçeri girmişler. İçeridekileri rehin almışlar. Eğer bir saldırı olursa rehineleri öldürmekle tehdit ettiler. Hünkârım, yarın memurlara söz verdiğimiz maaş zamlarını ve atiyeyi ödeyecektik. Bu mesele ondan ayrı değil. Zamanlaması manidar. Hünkârım, asker hazır. İstediğimiz zaman içeri girebiliriz. Hı. Paşa, rehineleri öldürebilirler. Hata yapmamalıyız. Hünkârım, hassas zamanlardan geçiyoruz. Söz verdiğimiz gibi maaş zamlarını ve atiyeyi ödeyemediğimiz takdirde demir yolundan zaten huzursuz olan memurların devlete güveni kalmayacak. Hassas bir mesele paşa. Harekata başlamayın. Kuşatmada kalın. Emredersiniz hünkârım. Siz de bana o mıntıkanın haritasını getirin. Emredersiniz hünkârım. Aç evladım. Her şeyi tertipledim. Yarın Abdülhamit memurların maaşını ödeyemeyince isyan başlayacak. Sokaklarda anarşi başlayacak. Abdülhamit demir yolundan vazgeçmek zorunda kalacak. Maaşları ödeyemeyelim diye bu hamleyi yaptılar paşa. Haklısınız hünkârım. Mesele yine demir yoluyla alakalı. Öyle. İfşa olmadan çıkmaları mümkün değil. Paşa, burada eski bir su yolu var. Hedefleri bu su yoluna çıkmak. Başlıyoruz. Eski su yolunu bulana kadar kazacaksınız. Al bunu. Kalanlar da altınları paraların olduğu yere taşıyacak.
Tamam. Çıkın. Paşa, darphanenin etrafını kazacağız. Su yoluna çıkmak isteyecekler. Lakin nereden çıkacaklarını bilmiyoruz. Bu sebeple darphanenin etrafında bir daire çizeceğiz. Emredersiniz hünkâr. Oraya ulaşmak günler sürer. Ortada olmadığını anladıklarında ne yapacaksın? Her şey düşünüldü. Biz buradayken İsmail Paşa, Karasol, Sabahattin ve Firida'nın yapacakları yolumuzu açacak. Zalman bu hamleyle büyük bir risk aldı. Darphaneye girmesi, intihar. Abdülhamid, Zalman'ın asabını bozdu. Zalman her hamlesinde Abdülhamid'e karşı kaybetti. Zalman'ın böyle bir hamleyi hem de başına kendisi geçerek yapması kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Maktel, sen darphaneye git. Malumat nedir? Abdülhamid yeni bir hamle yapıyor mu? Bu konuda bizi bilgilendir. Zalman orada sıkışıp kalmasın. Tamamdır. Maktel'e güvenmiyorum. Bakın, ben bu işe Abdülhamid'e olan şahsi kinim yüzünden girdim. Evladımı kurban olarak seçen adama itaat etmedim. Ama Zalman yabancı. Evet, Zalman yabancı. Abdülhamid'i tahttan indirdikten sonra devleti onlara emanet edemeyiz. İdareyi bizim almamız lazım. Bu Zalman'dan kurtulmak için kuracağımız oyunun miadı olacaktır. Vay vay vay. Kendi içimizde bir cephe açıyoruz. Karasol, İsmail Paşa haklı. Biz hepimiz burada doğduk. Bu topraklarda. Yani bizler Abdülhamid'in hainiysek de bu toprakların haini değiliz. Sabahattin, sen Jön Türkler için İngilizlerden yardım istememiş gibi konuşuyorsun. Ben İngilizlerden yardım aldıysam da Abdülhamid'den sonra yine bu memleketin çocuklarının idareyi ele alacakları sözünü de aldım. Düveli Muazzama'nın yardımı olmadan Abdülhamid'i tahttan indiremeyiz. Onların temsilcisi de Zalman. Osmanlı Bankası baskınında Ermeni komitacılar Ermeni tebaide rehin alıp bankayı bir süre işgal etmişlerdi. Lakin o zaman durum siyasiydi. Evet, lakin şimdi siyasi değil. Karşımızdakileri elimizden alamazlar paşa. Bu durumu iyi izah etmeliyiz. Ne yapacağız hünkârım? İngiliz, Fransız, Rus ve Alman sefirlerini çağırınız. Bu adamların adi birer soyguncu olduğu malumatını vereceğiz onlara. Arka çıkmak isteyenlerin önünü keseceğiz. Çok haklısınız hünkârım, emredersiniz. Ben bu devleti karşıma aldım. Ben Abdülhamid'i karşıma aldım. Zalman kim? İngilizler kim? Para babaları kim? Sermaye ne? Peki, ne yapacağız? Zalman'ın bize verdiği emirler var. O içerideyken memurları ve halkı kışkırtacağız. Zaten demiryolu hususunda herkes de yakuzda. Abdülhamid, söz verdiği Zammı ve Atiye'yi veremeyecek. Tamam. Şimdilik Zalman'ın tertibini tatbik etmeye devam edelim. Hünkârım. Buyurunuz paşa. Bidar Sultan huzurunuza çıkmayı arzu eder. Gelsin.
Emredersiniz Sünker. Aç evladım. Sultanım buyurun. Çıkalım evladım. Hoş geldiniz sultan. Hünkârım. Hünkârım. Size nasıl söyleyeceğim, nasıl izah edeceğim inanın bilmiyorum. Malumatınız olduğu üzere biz açılışa Naime ve Cemile Sultan'la birlikte gitmiştik. Lakin Cemile Sultan orada biraz rahatsızlandı. Ve istirahat etmek için bir odaya çekilmek istedi. Biz geri dönmek için onun uyanmasını beklerken... o hiç kimselere haber vermeden aş evinden çıkıp gitmiş. Nereye gitmiş? Bilmiyoruz hünkârım. Özel hizmetlisine gittiğini hiç kimseye söylememesini tembih etmiş. Konağa geri dönmedi. Vakit geç olunca biz de saraya döndük. Belki buraya gelmiştir ümidiyle, lakin burada da yok. Lafını sözünü esirgemeyen, doğru bildiğinden dönmeyen, dürüstlük abidesi. Namı diğer parmak sallayan Cemile Sultan'ın böyle gizli kapaklı işler yaptığı vaki değildir. Kimseye haber vermeden emniyet tedbirlerini aşarak gitmesinin bir sebebi olmalı. Hakkınız var hünkârım. Biz nereye gittiğini bilmiyoruz lakin... neden gittiğini öğrendik. Kocası Mahmut Celaleddin Efendi ile buluşmaya. Mahmut! Mahmut neredesin Mahmut? Mahmut neredesin Mahmut? Mahsin Paşa. Emredin hünkârım. Hemşiremiz Cemile Sultan, Çemberli Taş'taki konağından ayrılıp sırra kadem basmış. Hülya'nın peşine düşmüş. Tek malumatımız var, konağa 2 saat sonra geleceğini söylemiş. Bu da demektir ki en fazla 1 saatlik mesafede. Tüm askere muhafıza haber verin. 1 saatlik mesafedeki tüm mekanlar tek tek aransın. Emredersiniz Sünker. Hünkâr. Hünkâr. İnanın ki ben bu meseleyi... İlk duyduğum an size haber vermek için koştum. Lakin beni durduran Cemile Sultan'ın gözyaşları oldu. Benden sadece bir müddet vakit istedi. Kocası Mahmut Celaleddin'in hala hayatta olduğunu ve aklanacağını ümit ediyordu. Benim içim yine de rahat etmedi. Biz bu mevzuyu Abdülkadir ve Naime ile istişare ettik. Abdülkadir Cemile Sultan'ın peşine takıldı ve onu takip etti. Ve ona mektupları yazan sahtekarı yakaladı. O adam hala zindanda hünkârım. İnanın ki biz Cemile Sultan'ın bu meseleyi kapattığını zannettik. Ne kadar hain bir oyunun içine çekildiğini kabul etti diye düşündük. Fakat adamın ceza almasını istemedi. Belki orada şüphe etmeliydik. Ben bunu sizden sakladığım için... af diliyorum hünkârım. Ne olur beni affedin. Affedin hünkârım. Af dileyeceğinize, ihmalinizin Cemile Sultan'ın hayatına mal olmaması için dua edin. Hünkârım.
Cemile Sultan'ın nerede olduğuna dair bir pusula aldık. Emredersiniz hünkâr. Adam. Bay Marco geldiler. Madame Blavatsky. Marco. Seninle uzun zamandır görüşmemiştik dostum. Böyle hayırlı bir vesileyle tekrar görüşebilmemiz ne iyi oldu değil mi? Cemile Sultan'ın ölmesi konusunda yardımımı istemenize şaşırdım. Ayrıca tereddüt de ettim. Fakat meselenin ucunda ahit sandı olduğunu duyunca emrinizi hemen yerine getirdim. Yo, emir değil. Rica. Gönderdiğim pusulada her şeyin yolunda olduğunu yazmışsın ama ben yine de senden duymak istedim. Adamın işi temizce halletti mi? Artık bu dünyada Cemile Sultan diye biri yok diyebilir miyiz? Ormanda düştüğü çukur, Cemile Sultan'ın mezarı olacak. Oradan çıkması ya da sesini birine duyurması imkansız. Oradan kimsenin geçmeyeceğine nasıl bu kadar eminsiniz? Çok güzelsin Anna. Ama çok aptalsın. Benim hiçbir işimi şansa bırakmadığımı bilmeyecek kadar aptal. Sakın, sakın bir daha beni sorgulamaya kalkma. Gönlünüzü ferah tutun madam. Artık Cemile Sultan diye biri yok. Mahmut! Başım. Neredesin Mahmut? Temiz hava geliyor İsmail Hakkı Efendi. İnşallah paşam. İnşallah. Ha gayret paşam. Ver paşam. Halacığıma, kalbinin kapılarını çok zor açar. İlk tanıdığımda çok çekinmiştim Cemile Sultan'dan. Mesafeliydi, sertti bana karşı. Mehmet'le evlenmenizi de istememişti. Lakin sonra seni tanıdıkça sana da kalbinin kapılarını açtı. Kendi evladı gibi sevdi seni. Evet.
Biliyorum. Abla. Halam hala niye gelmedi? Bugün kitap okuyacaktık. Söz vermişti. Döner birazdan Nurettin. Ama saat geç oldu. Hava da çok soğuk. Halam nereye gitti? Niye kimse bir şey söylemiyor? Aş evine gitti. Oradaki vazifesi çok mühim şehzadem, biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Kitabınızı birlikte okuyalım, ister misiniz? Olur, tamam. Müsaadenizle. Başın sağ olsun dayı. Başın sağ olsun dayı. Yeğenler sizi döverim. Çok fena döverim. Astığım adam ayağımın altıydı. Ne sağ ne başı. Haklısın dayı. Haklısın. Üzgün gibiydin de biz ne diyeceğimizi bilemedik yoksa. Ziya Sami'nin cenazesini götürmüşler. Kim götürmüş? Panayit'in adamlarıymış. İyi. Cenaze sahibini bulmuş işte. Yanıktan haber var mı? Yok beyim. Ortada yok. Bu yanık başımıza dert olacak. Dert olacak mı? Bütün herkesi canından bezdirmiş. Zaten dert olmuş, canına tükürdü. Yanık intikam peşinde olabilir. Yıllar sonra ortaya çıkıp Ziya Sami'yi kanatlarının altına almaya çalıştı. Benden geçmişin intikamını almak için yaptı bunu. Koca Mehmet'in ölümü herkesi sindirmiş. Çarşıda pazarda aleyhimize konuşuyorlar. Koca Mehmet öldü ama biz de Ziya Sami'yi meydanda sallandırdık. Yeğenler, payitahtı ite kopuğa bırakmayacağız. Eski nizamı geri getireceğiz. Kim zalimlik yapmak isterse canını alacağız. Milleti kimseye ezdirmeyeceğiz. Evvela esnafın gırtlağına çöken şu panayeti sigaya çekelim. Milletin tapulu malından, helal ticaretinden pay alıyormuş. Tabii bütün gücünü de yanıktan alıyor. O vakit yarın sabah ilk iş şu panayeti bir ziyaret et bakalım. O bizi yanığa ulaştıracaktır. Nerede olduğunu öğrenmeye çalış. Tamam beyim. Dayı, esnafa da bir görünmek gerek. O vakit siz de yarın gidin meydana oturun. Araç kesmeye kalkan olursa canını okursunuz. Eyvallah dayı. Yanık bizi Halil Halit'in önüne attı. Kendisi meydanda yok. Şşş, ses etme. Yerin kulağı vardır. Hem yanık serzenişten hiç hoşlanmaz. Ama nereden duyacak? Bu Ziya Sami'nin cesedi de bize kaldı. Halil Halit boş durmaz. Halil Halit etrafta nizamı yeniden kuracağım diye söylenip duruyor. Senin çöktüğün dükkanlar tehlikede. Adam Ziya Sami'nin cesedini meydanda sallandırdı. Hem de senin elinden alarak. Yok öyle ya ama. Ben benim dedim mi benimdir. Yanık da payını alıyor. Mecbur koruyacak.
Aksi halde kendi düzeni bozulur. Çemberlitaş Köşkü Mehmet Efendi'ye kalacak değil mi? Evet. Dolayısıyla da Gül Cemal'e. Cemile Sultan öte tarafta kocasıyla hasret giderirken biz de tüneli rahat rahat kazmaya devam edebiliriz. Madam, size çok kötü bir haberim var. Nedir, ne oldu? Cemile Sultan, hünkârın muhafızları kurtarmışlar. Gece saraya getirdiler. Ne? Bu kadının mutlaka ölmesi gerekiyordu. Nasıl? Nasıl bulabilirler yerini? Bilmiyorum madam. Abdülhamit belki de ne bileyim takip ettiriyorum Cemile Sultan'ı. Olamaz mı? İmkansız bir şey. Öyle olsa daha önce bulurlardı onu. Bu işte bir gariplik var. Bu işte bir gariplik var. Çok şükür Cemile Sultan. Size sağ salim kavuştuk. Çok şükür. Çok şükür. Buraya kadarmış dedim. Herhalde bu son. Koskoca bir ömür böylece bitiverdi dedim. Babama bir pusula gelmiş hala. Orada senin yerin yazıyormuş. O pusula gelmeseydi yerini asla bulamazdık. Lakin gelen pusulada isim yazmıyormuş. Kim göndermiş olabilir? Sizin bir tahmininiz var mı? Bilmiyorum. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! Cemile Sultan. Hünkâr. Uyandığınızı işittim. Bir de kendim görmek istedim. Derin bir uykuda mıyım? Uyanık mıyım bilmiyorum. Sanki aradan seneler geçmemiş. Mahmut Celaleddin'i dün kaybetmişim gibi. Yorgunum, mahzunum. Biz sizi yalnız bırakalım. Büyüdar Sultan, rahmetli zevcinizi görme ümidiyle yollara düştüğünüzü söyledi. Bir de sizden dinlemek isterim. Hünkârım, Mahmut Celaleddin bir müddet evvel benimle irtibata geçti. Bana mektuplar gönderdi, hediyeler gönderdi. Abdülkadir size mektup yollayan kişiyi zindana attı. Rahmetli Mahmut Celaleddin Efendi'nin adını kullanarak sizden para almış. Evet, öyleydi. Lakin bir müddet sonra bir mektup daha geldi. Nasıl ulaştı size mektup? Cemiyete gönderilmiş. Bir sabah Madam Blavatsky kapının önünde bulmuş mektubu. Kendisi bana iletti. Hünkârım, ben Madam Blavatsky'ye minnettarım. Kendisi bana çok dostluk etti. Dertlerimi dinledi. O mektuplar bana ümit oldu. Acaba dedim, Mahmut Celaleddin hayatta olabilir mi? İnanmak istediniz. Aşevinin açılışında adamın biri elime bir pusula tutuşturdu. Pusulanın içinde beni Mahmut Celaleddin'e götürebileceği yazıyordu. Siz de bu adama inanıp kimseye haber vermeden gittiniz. Kendinizi nasıl bir tehlikeye attınız biliyor musunuz? Ben o tehlikeyi göze almıştım.
Yeter ki hakikate ulaşabileyim. Hakikate ulaşabildiniz mi? Diyorum ki, acaba Mahmut Celaleddin'in düşmanları bana bir tuzak kurmuş olabilirler mi? Zira kendisi sizin huzurunuzda aklama gayreti içindeydi. Belki de Mahmut Celaleddin'e iftira atanlar, onun ortaya çıkmasına mani olmak için bana bu tuzağı kurdular. Bilmiyorum. Cemile Sultan, çok üşüdünüz, yoruldunuz, acıktınız. İstirahat ediniz. Başka bir şey de düşünmeyin. Sağ olun hünkârım. Hadi evlatlarım, gayret evlatlarım, kazın. Kazın evlatlarım, kazın. Yorulmak yok, gayretle kazın evladım, kaz. Türlü çatışmalara girdim. Yunan Harbi'nde istihbaratın başındaydım. Lakin cepheye de gittim. Onca yaralar aldım. Londra'da, Paris'te eşkıyalar kovaladım. Onların casuslarıyla boğuştum. Karımı kaybettim. Vatan dedim. Millet dedim. Bayrak dedim. Ezan dedim. Şimdi böyle mi son bulacaktı İsmail Hakkı Efendi? Şehitlik bizim rüyamızda açan bir gül değil miydi? Paşa, Allah yolunda cenk ederken yatağında dahi ölsen umulur ki şehit sevabı alırsın. Lakin Ahmet Paşa, siz yatağınızda değilsiniz. Gülümsüyorsunuz. Ağlayayım mı paşam? Ağlayayım. Allah'ımıza kavuşacağız. İsmail Hakkı Efendi, biz ne vakit ondan ayrı kaldık ki? Amenna. Amenna ve saddakna paşam. Amenna. En çok da Ulu Hakan'ı yalnız bırakacağıma üzülürüm, bilir misin? Düşman kavi. Felek zebun. Dert çok. Hem dert yok. Felek gam taşıyor paşam. Rüzgar ötelerden esiyor. Lakin... Lakin Allah var. Biz İslam davasının neferleriyiz. İslam'ın sahibi Allah'tır. Allah bizi yetim mi koyar? Yolda mı bırakır İsmail Hakkı Efendi? Bırakmaz. Bırakmaz tabii ya paşam. Bu millet ne dertlere kaldı. Kaç kere ters yüz oldu. Nice badireler atlattı. Kaç bozgun yaşadı. Lakin her bozgunda fethi düşledi. Çünkü Allah bizim muzaffer olacağımızı müjdeledi. Söyle paşam, söyle. Biz ölsek dahi İslam'dan uzak mıyız paşam? Olur mu öyle şey İsmail Hakkı Efendi?
biz. Mezarımızda dahi İslam'ın neferiyiz. Allah'ın kulu, Resul'ün ümmetiyiz. Öyleyse paşam, öyleyse gam yok. Hüzün yok, kederimiz yok. Biz Allah'ın kulu olmakla bahtiyarız. Resulüne ümmet olmak bizim için en büyük şeref. Yolunda can vereceğimiz imanımız var paşa. İsmail Hakkı Efendi. Hakkını helal et. Varsa helal olsun. Helal olsun. Sen de helal et paşa. Helal olsun. Gül bahçesine abdestsiz girilmez paşa. Abdestlerimizi tazeleyelim. Teyemmüme niyet edelim. İsmail Hakkı Efendi. Hadi evlatlarım gayret. Kazın evlatlarım, kazın. Paşam. Heh. Eğer kazdığımız yerin altındaysa ölümleri elimizden olur. E ne yapalım evladım? Başka bir yolumuz mu var yani? Ne yapalım? Paşam yok ama. Bir dur bakayım, bir dur. Dur evladım, dur. Dur. Bir yolumuz var. Tabii ya. Evladım bana hemen bir köstebek bul. Köstebek? Köstebek evladım. Hani böyle dişleri var. Gözleri yumuk yumuk, kör. Hiçbir yeri göremiyor. Hani böyle toprağı eşelemekte mahir hayvan. Paşam, köstebeklere mi kazdıracağız? Aynen dediğin gibi evladım. Toprağı köstebeğe kazdıracağız. Bana bir köstebek bul. Hadi uzatma. Köstebek getir. Bekleyin evladım. Köstebek gelene kadar bekleyin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamide. Allahu Ekber. Aldığımız bir havadis bizi harekete geçirdi. Darphanenin eşkıyalar tarafından muhasara altına alındığının, içeriye girildiğinin havadisi gelince askerlerimiz darphaneyi kuşattı. Eşkıyalar ellerinde rehineler olduğunu, harekat halinde onları öldüreceklerini söylüyorlar. Ermeni komitacılar mı inkar ettiler? Hayır Sefer Efendi. Sizin istediğiniz yemek bu kez masada yok. Osmanlı Bankası baskınında Ermeni komitacılara nasıl arka çıktığınızı biliyoruz. Bu defa işin siyasi tarafı yok. Bunlar Osmanlı milletinin parasına göz dikmiş eşkıyalar. Peki bizi niçin çağırdınız? Aynı oyun bir daha olmasın diye. Bu eşkıyalar ifade değiştirip bunu siyasi bir mesele sebebiyle yaptık dediklerinde onlara sahip çıkacaksınız. İngiliz hükümeti siyasi mültecileri kabul ediyor Hünkar Hazretleri. Bunu bildiğimiz için bu adamların basit birer eşkıya olduklarını size şimdiden söylüyoruz. Rehine alıp banka soymaktan, devleti mahcup duruma düşürmekten başka gayeleri yok. İkazımızı yapıyoruz ki böyle bir işle karşımıza gelmeyin. Ama laf yok Sefer Efendi. Eğer bunlara arka çıkarsanız İngiliz hükümeti bir başka devletin kasasına göz dikmiş demektir. Hırsızdan farkınız kalmaz. Bunu kabul ediyor musunuz? Hayır. Öyleyse biz onları yakaladığımızda karşımızda durmayın. Bunları hepinize söylüyoruz. Eşkıyaya arka çıkan eşkıyadır.
Sakın yapma. Devletin paralarını çalıyorlar. Hünkârımız bir çaresini bulur, yapma. Mani olmalıyım. Diğerleri nerede? Onları bulamayız. Hadi biz gidip işi bitirelim. Vaziyet nedir? İçerideler paşam. Hünkârımızın emriyle etrafını kazıyoruz. Tünel kazıp dışarı çıkmalarına mani oluyoruz. İçeride kaç kişi oldukları belli mi? 15 eşkıya var. Rehine olarak tutulan kaç kişi var bilmiyoruz. Askeri harekat yapılacak mı? Şimdilik yok. İçeride rehineler var. Rehineler yemek gibidir. Çok yersen sonrasında aç kalırsın. Buraya gelirken çok endişelenmiştim. İyi haber alacakmışım meğer. Hepimizin gözü aydın. Çok şükür madam. Çok şükür. Büyük bir felaket atlattık. Peki nereye gitmiş Cemile Sultan? O pusulayı veren adamla birlikte ormana gitmiş. Bir kulübeye doğru yürürken de çukura düşmüş. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. O çukurda saatlerce bir başına kalmış. Gerçekten büyük felaketmiş bu. Hani nasıl oldu da bulabildiniz? Hiç sormayın. Hünkârımıza gönderilen bir pusula sayesinde yerini öğrenebildik Cemile Sultan'ın. Yeri mi yazıyormuş pusulada? Peki kim göndermiş? Vallahi kim göndermiş bilemeyeceğim. Lakin her kimse Cemile Sultan'ın hayatını kurtardı. Anlat, ne istiyorsun? Yanağı arıyoruz. Ne yapacaksın yanağı? Biz yokken bir nizam kurulmuş. Yanlış ve bizim arzulamadığımız bir nizam. Soruyoruz, sorguluyoruz. Adres bu yanağa çıkıyor. Şimdi biz istiyoruz ki kimsenin canı yanmadan biz bu yanıkla oturup konuşalım. Bu meseleyi bitirelim. Bak Tatar, seni bilirim. Dayıyı da bilirim. İyisiniz, hoşsunuz ama bu yanık başka. Nizammış, oymuş, buymuş, yanıkmış. Vazgeçin. Herkes hayatından memnun. Çomak sokmayın. Kim memnun lan? Siz mi? Gırtlağına çöküp sindirmişsiniz milleti. Sonra herkes memnun ha? Yok öyle dava. Biz kavga çıkarmak istemiyoruz Tatar. Bana bak ulan kıl kuyruk. Biz bu tezgaha eyvallah demeyiz. Kavgadan da kaçacak değiliz. Sizin gibi kimler geldi, kimler geçti bu payitahttan? Dayı sizi ikaz etti.
Siz edepsizlik edip adamlarınızla beraber mekana geldiniz. Şimdi seni son kez ikaz ediyorum. Esnaf bundan sonra tek kuruş vermeyecek. Orası benim ekmek teknem. Herkes payını verecek ki tezgah dönsün. Ben de yana hakkını vereceğim ki bizi korusun. Biz de esnafı koruyalım. Bu çarka girmeyi çalışanın da, çarkı bozmaya çalışanın da canını yakarız. Meydan orada Panayit. Sıkıyorsa gel de al lan aracını. Naum! Buyur baba. Esnafa gidiyorsun. Ne kadar parası pulu var topluyorsun. Tamam baba. Öldürdüm anacığım. Öldürdüm. Canından kopanı, 9 ay çilesini çektiğin oğlunu, abim Ziya Sami'yi öldürdüm. Nasıl bir kaderiniz varmış sizin? Bir oğlunuz ana baba katili, bir oğlunuz kardeş katili. Lakin siz öğrettiniz. Hak vermeyi de hak almayı da siz öğrettiniz bana. Ben de adil olanı yaptım. Kısasa kısas yaptım. Sizi satanı da, vatanı satanı da öldürdüm. Mahşer günü benden yüz çevirmeyin. Beni de aranıza alın. Hakkınızı helal edin anacığım, babacığım. Helal edin. Geldiler. Ne yapacağız Suat'la? Bekleyelim. Bakalım ne yapacaklar. Ne oluyor orada? Panayit'in adamları. Beyler! Kim ne topladıysa getirsin. Ne diyor lan bu? Herkes hak ettiğini alacak ki düzen yürüsün. Şşş, koy onu cebine. Herkes parayı gönül rızasıyla veriyor. Kimsenin isteği beni alakadar etmez. Size tek kuruş para verenin alnını karıştırırım. Alayım bunları. Sultanı. Adam bulamaz ki. Sultan, bulunduğunuzu duyunca dünyalar benim oldu. İyi misiniz?
İyi sayılırım Madame Blavatsky. Görünürde birkaç ezik çizik. Ama esas yara içimde. Sükutu hayale uğradım yine. Sizin için öyle endişelendim. Öyle merak ettim ki... gittiğinizi Bihdar Sultan'a söylemek mecburiyetinde kaldım. En doğrusunu yapmışsınız. Sükutu hayalimin sizinle bir ilgisi yok. Mahmut'u görememek benim derdim. Bu hadisenin nihayetinde... hünkârımız da öğrenmiştir Mahmut Celaleddin Efendi'yi, değil mi? Evet. Her şeyi anlattım kendisine. Mahmut bir tek o bulabilir. Size yardım etmem hünkârımızın nezdinde hoş görünmemiştir. Hiç endişe etmeyin Madame Blavatsky. Kendisine bana çok nazik bir biçimde destek olduğunuzdan bahsettim. Olanların sizinle hiç alakası yok. Size bu tertibi yapanlara dair bir emare bulabilmişler mi? Hayır. Ama hünkârımız muhakkak bulacaktır. Bundan eminim. Saraya yerinizi söyleyen bir pusula gelmiş duyduğuma göre. Pusulayı kimin gönderdiği belli mi? Beni o çukura düşüren kişi gönderdi belli ki. Belki son dakika insafa geldi. Belki de. Peki giderken biriyle konuştunuz mu? Nereye gittiğinizi birine söylediyseniz o da yazmış olabilir pusulayı. Ben nereye gittiğimi bilmiyordum ki Madame Blavatsky. Pusulayı buna veren adam arabanın yanında duruyordu. Ben arabaya bindim ve birlikte gittik. Kimseyle de konuşmadım. Gel. Sultanım. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Madame Blavatsky saraydan ayrılmadan evvel... Zaptiye Nazırı kendisiyle görüşmek ister. Bunu haber vermek için geldim. Ne görüşecekmiş benimle Zaptiye Nazırı? Hünkârımız böyle buyurmuş. Zannederim ki Cemile Sultan'ın hadisesiyle alakalı. Müsaadenizle sultanım. Siz hiç endişe etmeyin Madame Blavatsky. Herkesi sorguya alıyorlar. Mahmut'u da beni de öldürmek isteyenleri bulmaya gayret ediyorlar. Meselenin sizinle hiç alakası yok. Hünkârımız hadiseyi bir de sizin anlatmanızı istemiştir. Beyim, gittim Panayit'le görüştüm. İkaz ettim onu. Arkamdan adamlarını göndermiş haraç kesmeye. Bunlar bize kafa kaldıracak adamlar değiller. Yanık dayı. Herkesin korktuğu adam o. Yanık, yanık, yanık. Yanık kendi gölgesinden korkan adamdı. Onun da arkasında biri olmalı mutlak. Ne yapacağız beyim? Bize bu işlerin müsebbibini söyleyin. Canınızı bağışlayayım. Yakında müşerref olursunuz. Hepinizin tek tek canını alacak. Bak aslanım. Ne biliyorsan konuş, yoksa öleceksin. Hepiniz gebereceksiniz. Yaktın bizi dayı. Şimdi seçim zamanı. Ya onlarlasınız... ya bizimle. Biz size huzur vaat ediyoruz. Hakkınızla ezilmeden ekmeğinizi, paranızı kazanacaksınız. Ne diyelim dayı? Sen arkamızdaysan bize seçim kalmadı. Sen de ümit var. Bunlar da ölüm. Sizler de benimle misiniz? Benimleyiz dayı. O vakit bundan gayrı canınızda, malınızda bana emanettir. Hep birlikte kovacağız onları buradan. Adamlarını meydanda dövüp bağlamışlar. Ben yanarsam siz de yanarsınız Namık. Akıllı ol.
Yanyalı Kemal de, gavur üstünü de yok ortalıkta. Yahu tamam, sıkma kendini. Yanık ortaya çıkar, halleder nasıl olsa meseleyi. Ya madara oldun. Adamların meydanda dayak yemiş. Halil Halit'in adamı gelip racon kesmiş. Yanık ortalıkta yok. Şimdi çıkmayacaksa ne zaman çıkacak bu yanık? Ne oğlan? Çocuk gibi sızlanıyorsun. Hoş geldin yanık. Lan. Ben sana Ziya Sami'yi koru demedim mi? Korudum. Elimden geleni de yaptım. Ama Halil Halit mekanı basmış. Memduh'u da, diğer adamlarımı da öldürmüş. Sonra meydana asmış. Ne anlatıyorsun lan sen bana? Haberim yok mu sanıyorsun bütün bu olanlardan? Yanık, yanık. Sen olmasan biz bu işlere kalkışamazdık biliyorsun. Sana ikimizin de minneti sonsuz. Panayit de sen ortalarda olmayınca yanlış hareket etti. Özür dilerim yanık. Verdiğim vazifeyi yerine getiremedim. Toparlan hemen. Benimle geliyorsun. Ben de geleyim mi? Sen mekanınla uğraş. İstediğimi vermezsen başkası geçer yerime. Hünkârım, biz dışarıda tertip ettiğiniz gibi bir hendek kazarken içeriden silah sesleri geldi. Rehinelerin öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bununla alakalı malumat aldınız mı? Hayır hünkârım. Emin olmadan harekat yapamayız paşa. Hünkârım, içerideki parayı çıkaramazlar. Ama öğrendiğimiz malumatlara göre eşkıyalar içeriye eritici madde sokmuşlar. Altınları eritecekler. Elimizi çabuk tutmalıyız hünkârım. Hünkârım. Buyurunuz paşa. Hünkârım, memurlar darphane meselesini işitmişler. Söz verilen maaş zamlarının ödenmeyeceğine dair bir kanaat oluşmuş kendilerinde. Cebi Hümayun ne vaziyette? Hünkârım, Cebi Hümayun kasası sarayda. Paşalardan aldığımız paralar da vardı. Lakin iade edemedik. Memurların maaşlarını ve zamlarını ödeyebiliriz o vakit. Elbette hünkârım. Lakin bir mesele var. Nedir? Bizden evvel alınan dış borçların ödeme günü yarın hünkârım. Şayet darphanedeki mevduat zayi olursa ödemeyi yapamayız hünkârım. Ödeyemezsek? Hünkârım, İngilizlere Akdeniz'deki adalar teminat olarak gösterilmiş. Eğer biz ödemeyi yapamazsak, İngilizlerin adaları işgal etme ihtimali var hünkârım. Vaziyet nedir? Darphanenin etrafında hendek kazıyorlar. Kaçış yolunu kapatıyorlar. İçeriden silah sesleri geldi. Bazı rehinelerin öldürüldüğünü düşünüyorum. İşler iyice karıştı demek. Salman'ın tertibi tünel kazıp kaçmaktı. Eğer tünel kazarsa yakalanacak. Salman'ın bütün çıkış yolları tükendi. Etrafı sarılı. Yani paraları da yaksa, altınları da eritse artık Abdülhamid'in elinde. Biz Zalman'ın çıkışını istiyor muyuz? Lafın gelişi sordum. Tabii ki istiyoruz. O halde onu kurtarmanın tek yolu var. Nedir? Tertibimiz Zalman'ın söylediği gibi işleyecek. Memurlar alacakları sebebiyle sokağa dökülecek. Sonra?
Memurların yanında demir yolunu istemeyenler de olacak tabii. Ha, alacaklarını bizzat kendi elleriyle alacaklar diyorsun. Öyle mi? Öyle. Düşünsenize halkın darphaneye akın ettiğini. Hem Abdülhamit'in kasası boşalacak, hem de o kargaşada Zalman'ı ve diğerlerini kurtarmış olacağız. Güzel. Sabahattin, tertibimiz bu. Evvela şartları sağlamalıyız. Ben saraya gideceğim. Abdülhamit'in memurlara maaşlarını ödeyemeyeceğinden emin olacağım. Çok şükür Cemile Sultan sağ salim bulundu. Eğer ona bir şey olsaydı Mehmet'in yüzüne bakamazdım bir daha. Güya annesiyle alakadar olmak için kaldım payitahta. Gülcemal, sen nereden bilebilirdin ki? Hepimiz inandık içeride uyuduğuna. Bir daha yanından ayrılmayacağım. Uyurken bile başında bekleyeceğim. Eminim dersini almıştır alım. Bir daha kimseye haber vermeden hiçbir yere gidemez. Dersini almayan benim. Er geç öğreneceğini bile bile hünkârımıza olanı biteni anlatmadım. Sen anlatmak istedin anneciğim. Halam istemedi. Bu neticeyi değiştirmiyor ki Naime. Niyetim halis olsa da ben büyük bir hata yaptım. Abdülkadir'i korumak istedim, yapamadım. Cemile Sultan mutsuz olmasın istedim. O da olmadı. Neticede sadece ben hünkârımıza mahcup oldum. Babam şimdi sana kızgın. Eminim biraz zaman geçince seni anlayacaktır. Baban yüzüme bile bakmıyor Naime. Beni görmek istemiyor. İtimadını bir kez daha kaybettikten sonra artık ne söylesem ona tesir etmeyecektir. Neyse, ben sizin de keyfinizi kaçırdım. En iyisi odama çekileyim. Estağfurullah sultanım. Anneciğim, olur mu öyle şey? Gitme lütfen. Sağ ol kızım. İstirahat iyi gelecektir. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Abdülkadir. Abdülkadir dönerse annemin üzüntüsü biraz olsun hafifleyecektir. Lakin ben de Abdülkadir'in nerede olduğunu bile bilmiyorum ki. Naime Sultan. Bir vakitler ailemi bulması için bir hafiye tutmuştum. İtimat edilir işinde mahir biri. İstersen ondan şehzademizi bulmasını isteyebiliriz. Daha ne kadar bekleyeceğim? Zaptiye Nazırı ne zaman gelir? Yoksa beni alı mı koyuyorsunuz sarayda? Geç kalıyorum da. Aşevi açtık biliyorsunuz. Alakadar olmam gereken o kadar çok iş var ki. Posta hizmeti vermek de işlerinizin arasında mı? Cemile Sultan'ın cemiyetimize gelip gittiği bilinir. Belki de o sebeple cemiyete yollamışlardır mektupları. Kim buldu cemiyette mektupları? Rus seferinin zevcesi Anna Hanım. Birini de ben buldum. Kapının altından içeri atmışlardı. Böyle rahatça içeriye girebildiklerine göre Cemile Sultan'ı bu oyunu oynayanlar sizin cemiyet azalarından birileri. Cemiyetimizde eğlenceli toplantılar, sohbetler, gösteriler düzenleyip hayır için para toplarız. Ne kadar çok insan gelirse o kadar mutlu oluyoruz. İçlerinde
farklı niyetleri olanlar çıktıysa bunu bilemem. Mektupları kimin bıraktığını bulmaya çalışmadınız mı peki? Doğrusu hayır. Cemile Sultan mektupları getireni değil, kocasını arıyordu. Ben de dostluğun gereği Cemile Sultan benden ne istediyse onu yaptım. Eğer bu beni suçlu yapıyorsa, suçluyum. Suçlu olup olmadığınızı tetkik edeceğiz, Madame Blavatsky. Suçlu olsam, Cemile Sultan kayıp olduğunda Bidar Sultan'a hiçbir şey anlatmazdım. Onlar Cemile Sultan'ın artık kocasıyla alakadar olmadığını düşünüyordu. Ben Cemile Sultan beni tembih ettiği halde Bidar Sultan'a her şeyi anlattım. Geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kasım. Kusura bakma. Bunlar benim adıma sana bazı yanlış hareketlerde bulunmuşlar. Bu işlerin başı sen değil misin? Bizim bazı işlerimiz vardır payitahta Halil Halit kardeşim. Ama velakin madem sen esnaf kardeşlerimizden yanasın, belli ki onlar da senden yana, bu husumet bitsin. Bunun için mi geldin buraya? Evet. Lakin ben seninle alakalı başka şeyler de işittim. Ne işittin kardeşim? Payitahtın bütün pis işlerinin yolu sana çıkıyormuş. Dedikodu yapanlara kulak asma sen kardeşim. Peki Ziya Sami, onu ne sebeple kaçırdın? Orada da yanlış anlaşıldık. Ben seninle abin arasına girmek ister miyim? Mesele anlaşılınca çekildim aradan. Sen de gerekeni yaptın. Halil Halit benim en eski dostumdur. Bana namımı veren adamdır. Panayit bu meydandan çekilecek. Madem ki siz de Halil Halit kardeşimden yanasınız, Panayit'in burada işi bitmiştir. Size teminatımdır. Selametle kardeşim. Dayı ne oldu şimdi? Uyanık. Başımıza çok büyük bela olacak yegenler. Çok. Madam. Madam, nasıl geçti sorgulanmanız? Sizi müşkül bir vaziyete bırakmamışlardır umarım. Ben payitahta gelirken her türlü tedbirimi aldım. Ahit sandığına ulaşana kadar hiç kimse, hiçbir şey beni yolumdan döndüremez. Ya sen? Naime'ye bahsettin mi Hafiye'den? Bahsettim madam. Ama Naime Sultan bu hususta kararsız anladığım kadarıyla. O halde sen de ikna et Gül Cemal. Elbette. Lakin merak ettiğim şey...
Naime Sultan'ı da Cemile Sultan gibi... Sen artık aklını başına topla Gülcemal. Kimlerin hayatları için endişe duyduğuna bak. Senin düşünmen gereken onlar değil. Kutsal davan. Abdülhamit'e Cemile Sultan'ın yerini bildiren pusulayı kim göndermiş olabilir sence? Bilmem. Ben hariç onun orada olduğunu bilen üç kişisiniz. Anna, Marco ve sen. Marco'nun adamını saymayalım. Onu gemiye bindirip yolladık hemen. Bu vaziyette hanginiz pusulayı yazmış olabilirsiniz sence? Benden mi şüpheleniyorsunuz madam? Böyle bir şey nasıl düşünürsünüz? Size yıllardır verdiğim hizmetlerden sonra böyle bir şey yapmayacağımı bilmeniz gerek. O adam gemiye binmeden önce birine söylemiş olamaz mı? Ya da yoldan ormana giderlerken biri görmüştür onları. Belki de o çukuru tesadüfen bulan ve Cemile Sultan'ın yardım çığlığını duyan biridir. Bilmiyorum. Size kutsal haç üzerine yemin ederim ki o pusulayı ben yazmadım. Sana inanıyorum kızım. Şimdi o hacı hemen sakla. Kimse görmesin. Anne. Naimeciğim. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Benim daha iyi olabilme ihtimalim yok Naime. Bir çiçek susuz kalsa, güneşi görmese iyi olabilir mi? İşte benim de hünkârımızı görmeden daha iyi olabilme ihtimalim yok. Ben sanki zifiri karanlıkta kalmış gibiyim. Sabır anneciğim. Birazcık sabır. Sen hep demez misin? Zaman her şeyin ilacıdır diye. Hünkârım. Babacığım, ben de annemi teselli etmeye çalışıyordum. Sizinle konuşamadığı için çok üzgün. Hala konuşma arzusunda mısınız? Hangi söz yaptığınızın mazeret olabilir ki? Annem zaten size karşı çok mahcup. Lakin... Siz mahcup değil misiniz? Abdülkadir'le siz de vakıf mısınız meseleye? Validenizin susması mı emsal oldu size? Biz olayların böyle cereyan edeceğini bilemedik. O halde şimdi düşünün. Hatanızı ve hatanızın nelere mal olacağını şimdi düşünün. Hakkınız var. Çocuklarıma iyi emsal olamadım. Hatta sizden af dilemeye bile yüzüm yok. Lakin niyetimin halis olduğunu bilin. Bu yaptığım büyük bir hürmetsizlik gibi görünüyor. Ama benim size olan hürmetim sonsuz, biliyorsunuz. Benim de size olan itimadım sonsuzdu. Ben sizin itimadınızı tekrar kazanmak için canımı bile vermeye razıyım hünkârım. Mevlana Celaleddin Rumi söylemiş çaresini. Güvendiğiniz dağlara kar yağdığı vakit yapacağınız en güzel şey karla dağı baş başa bırakmaktır.
Hünkârım. 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 Ne olur beni affedin. Beni sizden mahrum bırakmayın hünkârım. Ben size aldığım nefes kadar muhtaçım. Hünkârım. Ya Marie, Celle Celaluhu. Öldüren de dirilten de sensin. Dönüşümüz ancak sanadır ya Rabbi. Ya Latif. Sen yarattıklarına çok merhamet edensin ya Rabbi. İhsan sahibisin. Ya Halik Celle Celaluhu. Sen yoktan var edensin ya Rabbi. Ya Halim Celle Celaluhu. Sen azapta acele etmeyensin ya Rabbi. İlm sahibisin ya Rabbi. Bizi düştüğümüz bu vaziyetten kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, bize hayırlı vesilelerini gönder ya Rabbi. Hekimler gelsin. Ahmet Paşa'm. Ahmet Paşa'm. İsmail Hakkı Efendi. İsmail Hakkı Efendi. Çabuk hekimler. Hekimler gelsin. Ahmet Paşa'm. Ahmet Paşa'm. Yaşıyor. Çok şükür ya Rabbim. Ahmet Paşa'm da yaşıyor. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Ahmet Paşa'm. Ahmet Paşa'm. Ahmet Paşa. Hayal mi bu? Hayal değil Ahmet Paşa'm, hayal değil. Yormayınız kendinizi. Kurtuldunuz çok şükür. Size biraz su getirmemi ister misiniz? Yok Zülfet. Babam senden vazgeçebilir mi anneciğim? Sadece çok sinirliydi. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz zaman geçsin, her şey düzelecektir, göreceksin. Kaybettim. Bu sefer kaybettim. Vazgeçti artık benden. Bana olan bütün itimadını kaybetti. Sen itimadını kaybettiğin bir insanı sevmeye devam edebilir misin? İyi bir şeyler yapmaya çalıştıkça çok büyük hatalar yaptım. Ne Abdülkadir'e bir faydam dokundu. Ne de hünkârımıza verdiğim sözleri tutabildim. Cemile Sultan benim yüzümden hayatından oluyordu. Anneciğim, halamın başına gelenler senin suçun değil. Eğer bu olayı ilk duyduğum anda gidip babana haber verseydim, o bir çare bulabilirdi. O halanı inandıracak daha gerçek deliller bulabilirdi.
böyle bir felaket yaşanmazdı. Ben çok büyük hata ettim. Herkes aynı anda mutlu edemezsin anne. Eğer gidip babama anlatsaydın halam çok üzülecekti. Abdülkadir'in olayını anlatsaydın da Abdülkadir dikilecekti bu kez karşına. Ne değişti Naime? Abdülkadir yine dikilmedi mi benim karşıma? Beni terk edip gitmedi mi? Hünkârımız yüzümü bile görmek istemiyor. Her ikisi de yüz çevirdiler. İkisi de terk ettiler. Ben de kendimi terk edeceğim. Terk edeceğim. İnzivaya çekiliyorum. Darphaneye yapılan baskını işitmişsinizdir paşalar. Evet hünkârım. Tam memurlara verilecek zam ve dağıtılacak atiye ile alakalı olarak böyle bir vakitte olması bu meselenin basit bir soygun olmadığını gösterir. Öyle paşa. Hünkârım, ben soyguncuların taleplerinin dinlenmesinden yanayım. Ben bir istekleri olduğunu düşünmüyorum paşa. Parayı dışarı çıkaramayacaklarını biliyorlardı. Kazılan hendek sayesinde kendileri de dışarı çıkamayacak. Hünkârım, paşalardan toplanan paralarla ve Cebi Humayun'un bütçesiyle atiyeleri versek? Verebiliriz paşa. Lakin daha mühim bir meselemiz var. Tahsin Paşa, anlatınız. Biliyorsunuz bizden önceki borçlanmalarla alakalı olarak bazı anlaşmalar yapılmıştı. Biz devletin borcunu bir hayli aşağıya çektik. Büyük bir kısmını da ödedik. Hünkârımız tahta çıktıktan sonra 1881'de yaptığı anlaşma ile 252 milyon liradan evvela 125 milyon liraya indirdi. İki sene evvele kadar bu borçları ödedik. Ve 75 milyon lira kalmıştı. İki sene evvel de 75 milyondan 32 milyona kadar indirdik borçları. Çok az kaldı. Darphanedeki paralarla da yeni ödemeler yapacaktık. Lakin borcun vakti geldi ve biz de o parayı kullanamıyoruz. Eğer borçları ödeyemezsek, teminat olarak gösterdiğimiz Akdeniz adalarımıza asker çıkarabilir İngilizler. Maalesef. Bu durumda ne yapacağız hünkârım? Yani başımıza gelen bütün bu belalar demiryolu meselesi yüzünden. Başımıza bela açacak diye bu işten vaz mı geçelim? Oturup bekleyelim mi? Şarkın makus haline bakıp ahvah mı edelim? Zor oyunu bozar. Müsaadenizle hünkâr. Peki evladım, çekilebilirsin. Mesele nedir paşa? Hünkâr Mirza Paşa darphaneden haber göndermiş. Darphanenin kazan dairesi çalışıyormuş. Ateş yakılmış hünkâr. Bacadan da dumanlar tütüyormuş. Paraları yakıyorlar anlaşılan. Yaksınlar. Yenisini basarız. Lakin içeride altın eritecek bir tertibat kurmuş olabilirler. O vakit basılacak paranın yerine koyulacak altınımız kalmaz. Ne yapacağız hünkârım? Ben ne yapacağımı biliyorum paşa. Osmanlı'nın serveti yanına durun. Bu kadar parayı bir gün yakacağımızı söyleseler inanmazdım. Mühim olan altınlar. Onları eritirsek Osmanlı'yı eritiriz. Nasıl eriteceğiz ki? Ateşte eriteceğiz onları. Bu bidondaki simya sayesinde de erimesini hızlandıracağız. Peki sonra? Yani donduğunda tekrar altın olacak. Hayır Gürün, hayır. Bu bidondaki simya altının halini değiştirecek. Teneke olacak bütün altın. Teneke, teneke.
Efendim, darphanenin etrafına kazılan hendekler kaçmayı düşündüğümüz eski su yolu güzergahına doğru ilerliyor. Abdülhamit tedbir alıyor. Çıkamayacağız buradan. Kahretsin! Kahretsin! Bunu tahmin etmemiştim. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Rehineler var. Rehinelerle buradan çıkabiliriz ama önce bu imha işini bitirmemiz lazım. Ne kadar sürecek bu iş? Efendim, akşama kadar devam eder. Acele edin, acele edin! Rehinelere de dikkat edin. Onlar bizim buradan çıkış biletimiz. Emredersiniz efendim. Çık! Rehinelerle buradan elimizi kolumuzu sallayarak çıkarız. Lakin o zaman da... O zaman da ifşa oluruz. Ne yapacaksın? Belki yüzümüzden vazgeçeceğiz evlat. Sevdiklerimizden vazgeçmeden zafer kazanamayız. Acıtmıyorum değil mi sultanım? Acımıyor kızım. Çok iyi pansuman yapıyorsun maşallah. Darül Hayri ailede vazifeliyken hemşireye yardım ederdim hep. Çocuklar bahçede oyun oynarken sık sık düşüp bir yerlerini kanatırlardı. Keşke gönül yarasına da bir pansuman olsa. En zoru o. Onun ızdırabı hiçbirine benzemiyor. Dilerim Allah'tan o acıyı hiç yaşamayasın kızım. Amin sultanım. Amin. Oldu mu şimdi? Hani ben senin annendim. Sen de benim kızımdın, öyle dememiş miydim ben sana? Evet demiştiniz. Anne. Madam. Nihayet geldiniz. Çok merak ettim sizi. Ne oldu? Ne söylemiş Cemile Sultan? Aleyhimizde bir şey söylememiş. Ama Abdülhamit yine de beni sorguya aldırdı. Sorgulandınız mı? Merak etme Anna. Bana sorulan sualleri lüzum eden biçimde cevapladım. Ama... Ama bundan sonra Abdülhamit'in dikkatini çekecek hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Çok daha fazla dikkatli davranmalıyız artık. Dikkatlerini bize yöneltmemeleri için biz onların dikkatini sürekli başka yöne çekeceğiz. Nasıl ki Bidar Sultan oğlunun derdine düşünce bizi unuttu. Nasıl ki kocasıyla arası açılınca kendini dünyaya kapattı. Aynen bu yolda devam edeceğiz işte. Abdülhamit'in ailesi asla rahat huzur bulamayacak. Abdülkadir'den sonra biraz da Naime ile ilgilenelim. Yani şehzade gibi Naime Sultan'ın da mı başına bela açacağız? Öyle mi? Aynı öyle Anna. Böylece anne babaların gözü evlatların üzerinden ayrılmayacak. Kafalarını kaldırıp başkalarıyla alakadar olmalarına fırsat vermeyeceğiz. Zavallı Bidar Sultan zaten iyice gözden düştü. Artık kocasının yanına sokulup ona moral veremeyecek.
Ya Rabbim, ben büyük bir günah işledim. İslam halifesine, ulu hünkârımıza yalan söyledim. Nefsimi şu kapımın dışında bırakıp sana geldim ya Rabbim. Ey bütün alemlerin Rabbi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ey ikram edenlerin en keremlisi, günahlarımı bağışla. Bağışla beni. Bağışla Allah'ım. Bağışla ya Rabbi. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkârım. Bakanım. Çok şükür. Çok şükür. Şükür Hakan'ım. Şükür. Bu nasıl felakettir? Maalesef hünkâr. Ahmet Paşa'nın hisleri olmasaydı şimdiye çoktan ölmüştük. Hadise nasıl oldu? Hakan'ım, İsmail Hakkı Efendi'yi yalnız göndermek istemedim. Beraber gitmiştik malumunuz. Müştemilata girdiğimiz vakit bir bomba düzeneği olduğunu fark ettim. Düzeneği fark eder fark etmez de yer altındaki geçide atladık. Mıntıkayı biliyor muydunuz paşa? Evet Hakan'ım. Hakan'ım, lakin bomba patlayınca geçit yıkıldı. Bir müddet kendi çabalarımızla kurtulmaya çalıştık. Fakat içerideki hava azalmıştı Hakan'ım. Sağ olsun. İsmail Hakkı Efendi bize namaz kıldırdı. Sonra bayılmışız Hakan'ım. Gözlerimizi açtığımız vakit Mahmut Paşa'm ve askerler gelmişti. Eyvallah. Eyvallah. Teşkilat bize bir işaret gönderiyor. İşaret usullere uygun. Lakin söyledikleri yere gidiyorsunuz ve tuzağa düşüyorsunuz. Ben de buna şaştım Hakan'ım. Nasıl olur? Hakan'ım, bomba düzenini gördüğüm vakit başka bir şey daha fark ettim. Nedir? Hakan'ım, bomba düzeni bizim harbiyede öğrettiğimiz gibi kurulmuştu. Yani bunu kuran bir Osmanlı subayı. Cinayetlerdeki delilleri de birleştirirsek belli ki bir paşa. Peki kim? Kim olabilir? Hakan'ım, önce cinayetler işlendi. Sonra da cinayetlerdeki izler. Daha sonra İsmail Hakkı Efendi'nin getirdiği işaret. İşaret manasız bir yerden gelmedi hünkâr. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinden bulduk. Demek ki düşman bu teşkilat meselesini iyi biliyor. Hakan'ım, bu teşkilatı bulamazsak şecereyi de bulamayız. Şecereyi bulamazsak demiryolu işini de başlatamayız. Lakin daha mühim bir meselemiz var. Tahsin Paşa'mız size bunu anlatacak. Emredersiniz hünkâr. Ahmet Celaleddin Paşa. Emredin Hakan'ım. Meseleye vakıf olduktan sonra sizi yeni bir maceraya sokacağız. Hakan'ım, her vakit vereceğiniz bütün vazifelere hazırım. Ben de teşkilatla alakalı takipteyim hünkâr. Ne yaptın? Adamlarımız hazır. Abdülhamit maaşları ödeyemediğini açıkladığı anda sokaklara dökülecekler. Aralarındaki provokatörler de kalabalığı darphaneye çekecek. Kalabalık darphaneyi bastığı zaman Zalman ve adamları bu kargaşadan yararlanacaklar. Ama o kargaşayı bizim çıkarttığımızı onların bilmesi gerek. Ne yapacağız? Nasıl haber edeceğiz? Darphane kuşatma altında. Kalabalıkla birlikte Sabahattin içeri girecek. Zalman'ı ikaz edecek. Güzel. Harekete geçelim o zaman. Bunun öncesinde bir hamlemiz daha var. Nedir? Abdülhamit'in elinde memurların maaşını ödeyecek kadar bir bütçe var.
Eğer o derse her şey biter. Ama İngilizler ödenecek borç taksidini isterlerse Abdülhamit'in vakti daralır. Ben İngiliz seferiyle görüşürüm. Baskıyı artırsınlar. Abdülhamid'in bütün çıkar yollarını keseceğiz. Esnafın keyfi yerinde. Adamlar nasıl bıkmışlarsa, nasıl korkup sinmişlerse kazançlarının yarısından çoğunu bu panayite veriyorlarmış. Neyse ki rahat erdiler kardeşim. İnşallah yanağın dediği gibi olur. Beyim, sen bir temkinlisin bu yanağa karşı. Bu yanağın aklı kıttır Tatar. Lakin şimdi fazla akıllı konuştu. Beni de temkinli olmaya sevk eden o. Takip etmek lazım, peşini bırakmamak lazım. Takipteyiz beyim. Sokaktaki balalara haber saldım. Panayit'i de yanı da takip edecekler. Gerçi yanık çoktan ortadan kaybolmuştur. Doğru. O kadar aradık taradık çıkmadı. Sonra da kendi ayaklarıyla çıktı geldi karşımıza. Bu Panayit'in başka bir işi var mı Tatar? Esnafa çökmekten başka işi yok beyim. Ekmeğini kestik desene adamın. Ekmeği boğazına dizilsin. Sen başka bir şey mi düşünüyorsun? Bu yanık meydana çıktı, husumeti bitirdi. Evvela Ziya Sami'yi aldı, ardından bıraktım dedi. Bize bir oyun oynuyor olabilir. Ne yapalım beyim? Siz esnafa göz kulak olun. Ben de şu yanığa gideyim, bir pederine bir sorayım. Bitirdin beni yanık. Ben verdim, ben aldım. Neden yaptın bunu? Eğer sana verdiklerimi hak ettiğini düşünüyorsan ispatla bana. Nasıl yapacağım? Git, senden alınanı geri al. Orada bu iş bitti dedin artık. Şimdi kim bana saygı gösterir? İşte sana fırsat Panayit. Kendi saygınlığını kendin kazan. Halil Halit'le savaşamam ben yanık. Halil Halit kim lan? Onda bilek varsa sende de var. Onda silah varsa sende ahlası var. Git. Hakkını gasp edenden hakkını al. Sen de korkuyorsun değil mi Halil Halit'ten? Ben onu öldürmesini bilirim. Ama ortalık karışsın istemiyorum. Sen yapacaksın. Sen savaşacaksın. Eğer dediğimi yapmazsan kafanı kendine çeviririm. Tamam. Yaptım, tamam. İçeride kaç rehine var bilmiyoruz paşa. Çıkış yollarını kestik. Bunun farkındalar. Hakan, çıkış yolu yoksa geriye tek çare kalıyor. Pazarlık yapıp rehinelerle birlikte kaçmak. Buna izin vermeyeceğiz. Bu sefer ellerini kollarını sallayarak İngilizlerin, Fransızların himayesinde kurtulmalarını müsaade edemeyiz. Bir devletin kasasına girecek cesaretleri varsa toprağın altına girecek cesaretleri de vardır. Ne emredersiniz Hakan? Yalnızca siz paşa. Başka kimse olmayacak. Yalnızca siz. Yerin altından giremiyorsak, kapıdan giremiyorsak, yukarıdan ineceğiz tepelerine. Evvela bacadan yanan ocağa bir simya atacaksınız. Bayıltıcı tesiri olan bir madde. Onun dumanını soludukları vakit bir miktar kendilerinden geçecekler. Hakanım, bunu fark ederlerse pencereleri açarlar. Aynen öyle paşa. Açılan pencerelerin birinden içeri gireceksiniz. O sebeple binanın mimarisini iyice çalışıp ezberleyiniz. Hazır olduğunuz vakit başlayacağız. Emredersiniz Hakan'ım.
Selamun aleyküm ağalar. Selamun aleyküm Muzaffer baba. Buyur evlat. Baba, neden geldiğimi biliyorsun. Yanık. Yanık elimizden kaydı gitti evlat. Nasıl oldu, nasıl bulaştı bu işlere? Kim arka çıktı? Kim arka çıktığını bilmiyorum. Ama kim arka çıktıysa çok büyük adam. Herkesi dize getirdi Yanık. Başka bir şey bilmiyorsun değil mi baba? Bilsem söylemez miyim evlat? Ama sana bir tavsiye vereyim. Yanık'la karşı karşıya gelme. Muzaffer baba, dedikleri gibi Yanık pis işlerin başındaysa karşı karşıya gelmemiz mukadderat. Hadi sağlıcakla. Lan burada. Adamlar haklı çıktı beyim. Boş bırakmayacaktık. Bütün esnafı toplamışlar. Beyim, hemen dayıya haber verelim. Ben Panayit'e gidiyorum. Sen gidip dayıya haber ver. Eyvallah beyim. Biz de Nadir Bey'le birlikte gidelim. Adamların ne yapacağı belli olmaz. Tek başına gidip de canından olmasın. Tamamdır kardeşim. Mekanda buluşuruz o vakit. Tevfik Paşa sizinle görüşmek istiyorlar. Hünkârımız vazifelendirmiş kendisini. Gelsin kızım. Sultanım. Saatiniz yerindedir inşallah. Sağ olun paşa, daha iyiyim. Hünkârımızın talebiyle rahmetli eşiniz Mahmut Celaleddin Efendi ile alakalı tüm malumatı toparlayıp size getirdim. Zeyci Mahmut Celaleddin'in ölümü şüphelidir paşa. İşlediği iddia edilen suçlar da öyle. Bu dosyayı okuduğunuzda içinizdeki tüm şüpheler sona ermiş olacak sultanım. Hünkârımız size bir de mektup yazdı. Evvela o mektubu okumanızı istedi. Bana ihtiyacınız olursa koridorda olacağım. Seslenmeniz yeterli. Müsaadenizle. Sağ ol. Kıymetli hemşirem, Perestu validemin emaneti, baş tacım. Biliniz ki sizin tek damla gözyaşınıza kıyamayan benim için bu mektubu yazmak çok zor oldu. Lakin şunu bilirim ki, bir insanı boş yere bir hayale sürüklemek, kötülüklerin belki de en büyüğüdür. Asla gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinde koşan insan, defalarca sükutu hayale vurur. Hakikati bilen kişi ise en fazla bir kere. Size göndermiş olduğum delilleri okuduğunuzda çok üzüleceksiniz. Ağlayacaksınız. Günlerce uykularınız bölünecek. Yemeden içmeden kesileceksiniz. Çünkü eşinizin suçunun kat'i olduğunu öğreneceksiniz. Eşinizin işlediği suçlara dair kanıtların belgelerini okuyacaksınız. Defin belgelerini göreceksiniz. Hakkın rahmetine kavuştuğuna emin olacaksınız. Ve inşallah son defa sükutu hayale uğrayacaksınız.
Buyurun Naime Sultan. Beni huzurunuzda kabul ettiğiniz için minnettarım babacığım. Bize kızgın olduğunuzu biliyorum. Lakin hiddetinize, medetinizi yine sizden umuyorum. Niçin medet umuyorsunuz benden? Annem için. Bidar Sultan mı gönderdi seni buraya? Hayır. Annemin buraya geldiğimden haberi dahi yok. Annem inzivaya çekildi baba. Abdülkadir'in gidişi, sizin tenkitleriniz, son dönemde yaşadıkları anneme çok ağır geldi. Ne istiyorsun peki? Gidip anneni inzivadan mı çıkarayım? Abdülkadir geri dönerse eğer, annemin üzüntüsü bir nebze olsun hafifleyecektir. Sizin Abdülkadir'i çağırmanızı istiyorum. Abdülkadir kendi gitmek istedi. Dönmeye de kendi karar verecektir. Çağırmayacaksanız hiç olmazsa nerede olduğunu söyleyin, ben gidip konuşayım. Annemin inzivada olduğunu duyunca eminim Abdülkadir geri dönmek isteyecektir. Bidar Sultan madem inzivaya çekilme ihtiyacı duydu, hazır olduğu vakit çıkacaktır. Abdülkadir'i çağırmanıza lüzum yok. Başka medet umduğunuz vaziyet var mı? Hayır hünkârım. Esnafı kaldırmışsın. Ekmeğime kan doğratmam Namık. Yanık da arkanda değil mi? Arkamda. Ama Halil Halit de düşmanlık etmek istemiyor. Ne planladığını anlamıyorum. Hem husumeti bitirdi, hem de bana git peşine işin dedi. Vardır bir planı. Ne yaptın lan esnafa? Ne olmuş esnafa? Bizimle oyun oynamadan kıl kuyruk. Her taraf duman olmuş. Yapma ya. Görüyor musunuz? Anladınız değil mi? Esnafın bize ihtiyacı var. Elimizi eteğimizi çektik üzerlerinden. Hepsini talan etti it kopuk. Sen yaptın. Yok yok. Tatar, husumet bitti. Yanık son sözü söyledi. Bana bak ulan. Eğer bu işin sonunda sen çıkarsan kafana sıkacağım. Ayıp oluyor. Hem mekanımıza geliyorsunuz, hem bizi ölümle tehdit ediyorsunuz. Kes lan sen! Beyler, sakin. Bak Tatar, ben onları koruyordum. Siz geldiniz, koruyamadınız. Mesele bu. Ama yarın bana gelip de bizi koruyun derse esnaf, ben bu çağrıyı cevapsız bırakmam. Panayit, sen son günlerini yaşıyorsun. Vaktini iyi geçir. Kıl kuyruk. Dükkanları tezgahları dağılmış dayı. Esnaf da ortada yok. Kim yapmış? Tatarlar Panayit'e gitti. Ondan şüpheleniyorlar dayı. Ondan başkası da olamaz. Kim yapmış Tatar? Panayit. Ama inkar ediyor kıl kuyruk. Esnafı koruyamadınız. Tekrar bana gelecekler, ben de korumaya devam edeceğim diyor. Kurnazlık yapıyor deve. Ne yapalım dayı? Keselim mi cezasını? Evvela esnafı bulalım. Bunun bir deposu var. Başkası işletiyor ama bunun namına. Hububat deposu olarak kullanıyorlar. Gidelim oraya. Oradalarsa sorarız, kim ne iş çeviriyor anlarız. Sefer Efendi, yoksa demir yoluyla alakalı çalışmanızı tamamladınız mı? Mühendislerimiz ve tüccarlarımız çalışıyor.
Ben buraya bir hatırlatmada bulunmak için geldim Hünkâr Hazretleri. Nedir? Borç vadesi doluyor. Darphane baskından haberimiz var. Hükümetim eğer borcun vaktinde verilmezse Akdeniz'deki adalara asker çıkarmak hususunda kararlı. Gayri tabii bir hal yaşıyoruz Sefer Efendi. Darphanemiz eşkıyalarca basıldı. Kim olduklarını dahi bilmiyoruz. Biraz daha nezaket sahibi olabilir de hükümetiniz. Hükümetim sizin demiryolu hamlesinden sonra Osmanlı'nın parası olduğunu düşünüyordu. Lakin darphane baskınından sonra ne olacağını bilemiyoruz. İngiliz sefir saraya gelmiş. Kurduğumuz tuzak işliyor. Osmanlı elindeki parayı borçlarını ödemek için kullanacak. O halde harekete geçelim. Sokaklarda hakkını arayan memurları görmeliyiz. Talebeler onlara destek olmalı. Ve aralara girmiş provokatörler de halkı darphaneye doğru yönlendirmeli. Her şey ayarlandı. Ben de darphaneye gideceğim. Zalman'ı oradan çıkaracağım. Bir malumat var mı paşa? Yok hünkâr. Memurlar için ayrılan bütçeyi İngiliz devletine vereceğiz. Hünkârım. Demiryolu meselesiyle alakalı memurların aklındaki şüpheyi yok edemedik. Şimdi memurlar paramızın olduğunu ama onlara verdiğimiz sözü tutmadığımızı düşünecekler. Yapacak bir şey yok paşa. İngilizlerle yapılan anlaşma ortada. Göz göre göre adalarımızı İngilizlere mi verelim? Bizden evvelki idareciler bize borçsuz bir devlet bıraksalardı, şimdi demiryolu için ne İngiliz'e ne de Alman'a ihtiyacımız olacaktı. Öyle bir borç bıraktılar ki 25 yıldan fazladır bu borcu ödemeye çalışıyoruz. Çıkacağız buradan. Buradan nasıl çıkacağız? Bunu hesaba katmalıydık. Abdülhamit bizi buraya sıkıştırdı. Çare Kezzap da. Kezzap'la yüzümüze yakacağız. Yürü. Kendine gel lütfen. Başka bir yolu olmalı. Rehineleri kullansak bile Abdülhamit bizi görür. Kim olduğumuzu bilir. Nasıl çıkacağız buradan? Artık böyle bir ihtimalimiz de yok. Lütfen düşün komutanım. Sen bir sürü harpten galip çıktın. Bundan da çıkacaksın. Düşün komutanım. Çıkacağım. Tabii. Pencereyi aç. Yapmayın lütfen. Benim çocuğum var.
hünkârım. Eşkıyalar bir rehineyi öldürdüler. Rehineyle beraber de bu kağıdı attılar. Okuyunuz. Darphane elimizde. Rehinelerle beraber. Bu saldırıyı Osmanlı'nın parasını demiryolu yaparak boşa harcayan kararı tepki olarak yapıyoruz. Hedefimize ulaştık. Dikkat çekmeyi başardık. Eğer kalan rehinelerin yaşamasını istiyorsanız şu söylediklerimizi yapacaksınız. Bir, Osmanlı demiryolu yapımından vazgeçecek. İki, Osmanlı bütçesi şeffaf olacak. Üç, bizlere İngiliz himayesi verilecek. Buradan rehinelerle beraber çıkacağız. Bizim için hazır olan bir İngiliz gemisine bineceğiz ve gemi bizi Londra'ya götürecek. Bu şartların kabulü halinde darphaneden çıkacağız. Biz eşkıya ile pazarlık yapmayız. Bana Ahmet Celaleddin Paşa'yı çağırın. Emredersiniz hünkârım. Aç evladım. Bundan sonra haracınızı bize veriyorsunuz. Panayit'in payı artık benim. Kimsiniz siz? Sizin yeni sahibiniz. Tamam. Ne istiyorsanız alın. Ama bunun hesabı sorulur. Öyle mi? Durun lan! Davranmayın! Geç. Kimsiniz lan siz? Kimin itisiniz? Kimsenin adamı değiliz. Kendi hesabımıza çalışıyoruz. Öyle mi? Demek kendi hesabınıza çalışıyorsunuz. Ben sizi öttürmesini bilirim. Alın şunları. Esnafı çözün. Bunları bağlayın esnafın yerine. Şimdi ötersiniz. Geç. Ahmet Celaleddin Paşa. Hazır mısınız? Hazırım hakanım. Darphane binasını ezber ettim. Çatıya çıktıktan sonrası kolay Allah'ın izniyle. Tertiplediğiniz gibi pencereleri açacaklar. Siz herhangi birinden içeri gireceksiniz. Emredersiniz hakanım. İçerideki eşkıyaların kim olduğu önemli. Emri kimden aldıklarını bilmek istiyorum. İçlerinden en az bir iki tanesini canlı olarak ele geçireceksiniz. Dikkat edeceğim. Allah'ın izniyle muvaffak olacağız hakanım. Allah'a emanet olunuz. Beyim, esnaf iyi. Hepsi işinde gücünde. İyi, başlayalım o vakit. Bırakın bizi. Bir hata yaptık. Sizin çöplüğünüzde öttük. Bir daha olmaz. Öteceksiniz. Daha çok öteceksiniz. Yapmayın lan. Söyle lan. Söyle. Söyle kimin adamısınız? Kime çalışıyorsunuz söyle. Dur lan dur. Kendi namımıza diyorum sana. Kendi namınız öyle mi? Tatar ver, demir sopayı ver. Ver, ver, ver. Şimdi bunun kemiklerini kıracağım. Sıra size de gelecek. Söyle lan. Dur. Durun. Panayit. Panayit'ten aldım emri. Ulan. En baştan beri bir isim vereceksiniz. Benden çok Panayit'ten korkuyorsun. Başından beri söylesen ne olurdu? Bırakın artık bizi. Gidelim. Ne olur. Tatar, bunları bağlayın. Verin esnafa. Onlar kessin cezalarını. Eyvallah. Nerede kaldı bu Afiye Gülcemal? Birazdan gelir sultanım. İşte geldi.
sultanım. Ne yapıyorsun? Kimliğimi ifşa edeceksiniz. Madem kimliklerimizden sıyrıldık, o halde rahat oturabilirim. Bay Marco, şehzadeyi bulması konusunda sultanımıza yardım edebileceğinizi söyledim. Ona bir an evvel ulaşmak istiyorum. Bunu yapabilir misiniz? Benim yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Yeter ki arzu edeyim. Bella. Bella mı? Evet. Kim olduğunuzu açık etmekten çekiniyorsunuz madem, size Bella diyeceğim. Güzel demek. Burada daha fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Siz de bir an evvel araştırmaya başlayın. Biz saraya dönelim. Siz hiç merak etmeyin. Sizi en kısa sürede şehzadenize ulaştıracağım. Darphane'ye bir hamle başlattık paşalar. Nasıl bir hamle hünkârım? Ahmet Celaleddin Paşa tek başına girecek içeri. İnşallah muvaffak olur. İnşallah olur hünkârım. İnşallah. Sizi demir yolu meselesiyle alakalı çağırdım. Georg Efendi, İngiliz Sefir ve Gustav Efendi ile bir toplantı yapacağız. Süreci yeniden başlatmak istiyoruz. Hünkârım, bu kadar nazik bir mesele varken... Görmüyor musunuz paşa? Demiryolu en nazik meseleden bile daha mühim. Rüyamızı bozmak isterler. Başımıza gelenler bu sebepledir. Gustav Efendi'yi çağıralım. Evvela onunla konuşacağım. Emredersiniz. Emredersiniz hünkârım. Kazan dairesinden dumanlar yükseliyor efendim. Neden? Para yakmıyor muyuz? Bilmiyoruz. Baca tıkanmış olacak. Pencereleri açmamız gerekiyor. Peki. Bütün pencereleri açın. Akılları sıra bizi burada boğmak istiyorlar. Aç pencereyi. Kalabalık ana caddeden yürüyüşe geçti. Biz onların önüne geçeceğiz. Sonra? Sonra bahsettiğim gibi darphaneye yürüyeceğiz. Hakkımızı istiyoruz diye kapıya dayanacağız. Oradaki askerler? Abdülhamit'in askerleri arka silah sıkmaz, merak etmeyin. Darphaneye girdikten sonra yağma yaparız. Yapacağız. Onlar da bize katılacak. Haydi, haydi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Haydi. Abdülhamit, Gustav'ı çağırttırdı. Efendimiz darphanede. İşin zor olanı da bu. Gustav eğer gelmezse ondan şüpheleneceklerdir. Ne yapacağız? Sen darphaneye gideceksin. Gustav oradan çıkar çıkmaz alıp buraya getireceksin. Yetişemeyebiliriz. İhtimalleri zorlayacağız. Selim Paşa.
Hünkârım, memurlar nümayişe başlamışlar. İngilizlere yaptığımız ödeme duyulmuş. Paramızı istiyoruz diyorlar. Hünkârımız verdiği sözü tutsun diyorlar. Ne tarafa yürüyorlar paşa? Darphane istikametine doğru hünkârım. O kalabalığı idare eden var paşa. Darphaneye girecekler. Tertip bu. Ne yapacağız hünkârım? Askeri darphaneden çekiniz. Hünkârım, askeri geri çekersek? Askeri çekiniz paşa. Lakin darphaneye çıkan bütün sokaklar tutulsun. Emniyet çemberini genişletiyoruz. Geri çekilmiyoruz. Tertipleri darphaneye girecek kalabalığın arasına karışıp kaçmak. Biz de çemberi genişletiyoruz. Oradan dışarı kimseyi salmayacağız. Emredersiniz hünkâr. Ne kaçması? Halil Halit buraya geliyor. Gelirse gelsin, ne olmuş? Esnafı senin kaçırdığını, dükkanları, tezgahları senin talan ettiğini öğrenmiş. Nasıl? Nereden? Depoyu basmışlar. Adamlarını konuşturup ellerini kollarını bağlayıp esnafa vermişler. Yana haber ver. Beni ancak Halil Halit'in elinden o kurtarır. Tamam, sana kaç diyorum, kaç! Sokağı kesmişler. Başka bir sokağa değin. Durun! Davranmayın! Dayı, kaçıyorlar! Dağılın, kıstıralım. Yanık neredesin, yanık? Dur, halalet yapma. Allah ömürler versin hünkârım, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Buyurunuz paşa. Hünkârım, Gustav Efendi'yi her yerde sordurdum. Lakin hiçbir yerde bulamadık.
Hünkârım, Mustafa Efendi haber yollamış. Yarım saat içinde burada olacağını bildirdi. Bütün sokaklar tutulmuş. Saraya gitmezseniz Abdülhamit sizden şüphelenecek. Burada kısılı kaldık. Maktel, buradan bir tek sen çıkabilirsin. Emriniz nedir efendim? Abdülhamid'i öldüreceksin. Yanına silahla girmemize bile izin vermiyorlar. Biliyorsunuz efendim. Bunu bir tek kişi yapabiliyor. Ahmet Paşa darphanedeydi. Evet. Ahmet Paşa. Ahmet Paşa'nın saraya gelmesini bekleyeceksin. Sonra üzerindeki silahı alacaksın ve Abdülhamid'i öldüreceksin. Başka yolumuz kalmadı. Yolun sonuna geldik. Yapma Halil Halit. Bırak beni. Seni ikaz ettik, anlamadın. Benim suçum yok. Yanık ne emretse öyle yaptım. Seni bıraksak milletin kanını emmeye devam edeceksin. Yapma Halil Halit. Senin işin benimle değil, yanıkla. O gün burada racon kesiyordun. Şimdi ne oldu? Vallahi de, billahi de yanığın sözünden çıkmadım. Ne emretse öyle yaptım. Yani sen suçsuzsun, yanık suçlu, öyle mi? Bu vakte kadar millete sen zulmetmedin, yanık zulmetti. Şimdi de tövbe edip adam olacaksın, öyle mi? Dayı, bunu bırakırsak koca Mehmet'in kanı yerde kalır. Bırakmayacağız yeğenler. Bırakacaksın Halil Halit. Yanık. Hakanım, Hakanım, tertip ettiğiniz gibi darphaneyi eşkıyalardan temizledik. Paralar yandı. Lakin altınları kurtardık, hamdolsun. Hamdolsun paşa. Hamdolsun. Buyurunuz Selim Paşa. Hünkârım. Mustafa Efendi'yi gördünüz mü? Anlamadım Hakan. Gustav Efendi'yi gördünüz mü paşa? Hayır Hakan. Emrettiğiniz gibi çember kuruldu. Kimse çemberin dışına çıkamıyor. Lakin oradaysa hemen bulur getiririz. Yarım saat doldu paşa. Bilmiyorum hünkârım. Saraya bir adam yollamıştı. Bana malumatı o getirdi. Emriniz nedir efendim? Abdülhamid'i öldüreceğiz.